dolduğu için Mayıs başında 3 yılda ne yaptık, ne ettik, hangi hizmetleri nasıl yaptık deyip hesap verme adına bir çalışma planlamış. Bizi de beni ve partimizdeki arkadaşlarımızı davet etmek üzere bizi ziyaret etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Belediye meclis üyesi arkadaşımız, grup başkanımız arkadaşımızla birlikte kendisine çok teşekkür ediyorum. Elbette o davete icabet edeceğiz ve çalışmalarının, başarılı çalışmalarının, sosyal belediyecilik anlayışının Türkiye'de nasıl olması gerektiğini somut olarak gösteren, hem pandemide hem bu ekonomik zorluklar yaşanan şu dönemde yoksulun, zorda olanın yanında olarak belediye kaynaklarını çarçur etmek yerine, birilerinin cebine doldurmak yerine, fakir fukaranın, yoksulun yanında olarak, onların nefes almasını sağlayarak somut adımlar atıp sosyal belediyecilik nasıl olmalıdır herkese göstermiş bir belediye başkanımız. Dolayısıyla bu çalışmalarını sizlerle, bizlerle paylaşacak. Çok teşekkür ediyorum bu nezaketi için. Sağ olsun, var olsun. Biz de icabet edeceğiz. Tamam. Buyurun başkanım. Evet, Sayın Genel Başkanım, değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 8 Nisan 2019'da devralmıştık. 8 Nisan 2022'ye geldik. Önümüzde 2 yıl daha var. Ama biz alışkanlık yaptırıp yaptıklarımızın, yapamadıklarımızın neler olduğunu anlatıp bir de bu 3 yılın hesabını vermek istiyoruz. Öncelikli olarak tabii ki seçilmemizde katkıları olan Millet İttifakı'nın Sayın Genel Başkanlarının hepsini davet edip o gün sizlerin de huzurunda Ankara'da 3 yılda zihniyet olarak neler değişti, neler yapıldı, neler yapılmadı, engellemeler oldu mu, olduysa hangi konularda oldu, bundan sonraki 2 yılı da hangi süreçte neler yaparak tamamlayacağımız konusunda güzel bir açıklama yapacağız. Ankara halkının da bunları duyup varsa beklentileri mutlaka onlar bize mutlaka şunları da yetiştirin diyeceklerdir. Bunların güzel bir tanıtımı yapılacak o gün. Sayın Genel Başkanımız da bu nedenle davet etmek için geldim. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Ayda ederim. bir, 2 ayda bir mutlaka gelip kendilerini ziyaret ediyorum. Çünkü kendisine de Türkiye'nin her yerinden ve özellikle Ankara'dan hem esnaflarla, iş adamlarıyla, işçilerle ilgili talepler, şikayetler geliyor. Onlarla ilgili de zaman zaman kendileri bize esnafın, vatandaşın durumunu sık sık aktarıyor. Biz de onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu nedenle o ziyaretlerden bir tanesi bugün. Evet, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sizin adaylığınızı destekleyeceklerine dair bir açıklama yapmıştı ve bütün hafta bu tartışıldı. Yaptığı ikinci açıklamada da 6 lideri tercih etmemesi halinde Zafer Partisi olarak Mansur Bey'e bizim adayımız olmasını teklif edebiliriz dedi. Sizin bir yorumunuzu alabilir miyiz? Ya ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır. Ben seçilmeden önce şöyle bir söz vermiştim. Bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz. Seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız diye. O tavrımı aynen devam ettiriyorum. Hiç kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Bu arada tabii ki bazen böyle siyasi muarızların bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında, ben de görevimin başındayım. Bu kadar basit. Teşekkür ederiz. Sağ olun.